Merhaba sevgili Sektörler Bar Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz devam ediyor. Bizler de sizlere Siyanar ısıtma ve soğutma fuarından seslenmeye devam ediyoruz. Doğuş tekniği konu olduk. Yanımızda firmamızın yetkilisi, aynı zamanda makine yüksek mühendisi Cemal Balk bulunmakta. Bakalım bize neler anlatacak. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız efendim? Sağ olun. Teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle fuarı sormak istiyorum. Nasıl geçiyor? Beklentileriniz ne yönde? Beklentilerimiz iyi. Postbilgin olmasına rağmen çok büyük. Yurt dışından gelenler var. Bayağı çevre ülkelerden gelenler var. Orta Doğu'dan, işte Türkiye Cumhuriyetlerinden. İyi, sıcak bir ortam var. Hareketli başladım. Bir ortam Hareketli var. Bir ortamla başladım. Evet, inşallah daha da iyi olacak. Peki Cemal Bey, biz Doğuş Teknik'i tanıyabilir miyiz? Firmayı ne zaman kurdunuz efendim? Nasıl Doğuş geldiniz? Doğuş Teknik 1996'da kuruldu ama 96'dan önceki dönemlerde dedemin yanında ben çalışıyordum. Dedem ustaydı bu işin ustası. Oradan ben makine yüksek mühendisiyim. 96 yılından itibaren başladım bu mertez imalatına. Şu anda da şükürler olsun 20'ye yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. Harika, süper. İnşallah bunu da arttıracağız. İnşallah. Peki Doğuş Teknik neler yapıyor? Faaliyet alanları, çalışmaları, hizmetleri, üretimi nasıl gerçekleştiriyor? Doğuş Teknik ısıtma, soğutma kısmında havalandırma kanallarının aksamları, aksamlar üzerine yoğunlaşma var. Cihazlarda da bugün ön plana çıkmaya başladı. Cihaz üretimlerimizde kanal ısıtma soğutma ürünleri diyebilirim. Evet, bunun üreticiliğini yapıyorsunuz. Evet. Az önce dediğiniz gibi tabii ki ihracat boyutu ağırlıklı gidiyor. Peki hedefleriniz neler? Bundan sonraki süreçteki düşünceleriniz, planlarınız ne yönde? Şimdi tabii ki biz bir defa bu işte tek hedefimiz var. Ar-Ge'yi çok iyi bir baza oturtturmak. Ar-Ge'yi ne kadar geliştirirsek hedefimiz yurt dışına ihracatı sürekli arttırmak. Ama şu andaki tek hedefi, firmanın hedefi Ar-Ge'yi kademe kademe yükseltmek ve bugün üniversite işbirliği yapıyoruz. Üniversitelerle beraber işbirliği yaparak ürün kalitelerimizi, ürün seviyelerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Evet. Buradan da şunu anlıyoruz ki Cemal Bey, Ar-Ge'ye, araştırmaya, geliştirmeye çok çok önem veriyorsunuz. Evet. Bu çok önemli gerçekten de. Çok kıymetli şeyler. Tercih edilme sebeplerinizin başına zannediyorum ki sürekli kendinizi yenilemeniz, işte Ar-Ge'ye verdiğiniz önem artı ekibiniz. Bunlar çok önemli elbette. Tabii kalite de var gene. Evet. Kaliteden ödün vermeyen bir firmasınız. Neden Doğuş Teknik desem siz neler söylersiniz? Şimdi dünyada şunu hedef nereye gidiyor? Isıtma soğutmada hedef nereye gidiyorsa bizim de çizgilerimiz o doğrultuda da. Bakarız sektör nereye gidiyor? Bugün sektörümüzde ne vardır? Frankfurt Fuarı vardır. Bir yıl araydır. Sonra bir yıl Milano'da olur. Onlara biz daima gider katılırız. Katıldığımızda şunu izleriz. Yani. Nereye gidiyoruz? Sektör nereye gidiyor? Avrupa nereye gidiyor? Dünya nereye gidiyor? Biz bu yerlere kendi Ar-Ge grubumuzla beraber gider. Bir fikir ediririz. Hedef nerelere gidiyorsa o hedeflere karşı tepdir alırız. Biz mesela bundan sonra 4-5 yıl sonra, 5-6 yıl sonra sektörde hangi ürünler gündeme gelecek? Onların planlarını yaparak da onun tepdirlerini almaya başladınız. Evet. Şimdi. Bu konuda çok iyisiniz. Peki ürünle ilgili tabii ki elbette sertifikalarınız da vardır, garantileriniz de vardır. Satış sonrası destek hizmetleriniz nasıl oluyor? Biz burada direkt taahhütçülere veriyoruz. Yani bu işin uygulayıcılarına. Biz imalatçı bir firmayız. Hı hı. Biz gidip bir fiil taahhütünü yapmayız. Taahhüt yapan firmalara biz malzeme veririz. Üretici firmayız. Biz sadece üretim yaparız. Ama tabii ki bizim cihazlarımızda bir şey olduğunda servislerimiz vardır. Servislerimiz gider onları çözerler. Evet. Böylelikle ürünün arkasında durduğunuzu söylemiş olduk. Olsa o zaten bunlar birer yemek, su, hava gibi ihtiyaçlar değil mi? Evet. Servis ama olarak bunların oturması gerekiyor. Evet. Doğuş Teknik standart. Aslında her şeyiyle hizmet verebilen, her türlü standart bilgiye, donanıma sahip, tecrübeye sahip bir firma. O her firmanın artık bu tür standart olayları aşması gerekiyor. Bunlar bir standart. Hı-hı. Artık olması gereken bir insanın bir servisinin olması, kaliteli yemesi bunlar farklı bir şey değil ki. Bunlar standart olaylar. Önemli olan bu standartların dışında bunlar normal farklı şeyler yapabiliyor. Farklı nereye gidebiliyorum diye onların şeyini çözebilmek. Hedefin evet. Nereye gitti? Gerçekten de Doğuş Teknik yılların birikimini çok iyi yerlere taşıyacak diye düşünüyorum. Bu yolda sizlere İnşallah. Başarılar diliyorum. Uluslararası firma olma yönünde hızla ilerliyoruz inşallah. Bakalım. Peki teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederim. Son olarak izleyicilerimize vermek istediğiniz mesaj nedir efendim? Doğru ürünü, doğru ürünleri yapmak ve hedef nereye gidiyorsa, teknoloji nereye gidiyorsa onu belirleyip onun üzerine Ar-Ge
Ar-Ge'ye yoğunlaşmak. Ar-Ge sürekli bir firmanın şeyini getiren başarısını bence Ar-Ge'dir. Ar-Ge'ye yoğunlaşması bir firmanın. Ar-Ge'yi sürekli ön planda tutmak. Peki çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Sağ olun. Başarılarınız daim olsun. Hayırlı fuarlar. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet sevgili sektörle barbarkezi izleyicileri, sizlere CNR ısıtma ve soğutma fuarında bulunan Doğuş Teknik'ten seslendik. Aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez stüdyolarında.